Nasıl geçim şartları? Ev hanımı mıyız? Evet. Yani, alışverişe gittiğimiz zaman harcamalarımız arttı mı? Nasıl? Müthiş zorlanıyoruz. Bence Türkiye tarihindeki en zor günleri yaşıyor. En zor dönemini yaşıyor. Ben de AK Parti'ye oy verdim. Fanatik derecesinde seviyordum. Cumhurbaşkanlığına bile oyumu evet olarak verdim. Çok pişmanım. Bin pişmanım. Yani kendimi bile suçlu hissediyorum. Çevremde de konuşuyorum zaten gerektiği gibi. Artık yani görmeyeceği, kimsenin bu durumu görmemesi herhalde imkansız. Yani bir de bu yapılanların din adına yapılması beni çok üzüyor. Gerçekten çok üzüyor. Bunun dinle alakası yok. Mesela diğer insanlar düşünebilir. Ha, dindar insanlar geldi böyle yaptı. Ben şimdi var ya gerçekten öyle düşünüyorum. Ateist gelsin gerçekten. Ülkeyi böyle güzel yönetsin. İnancı olmasın hiç önemli değil. Ama adaleti tesis etsin, oyum onadır. Daha öncesinde farklı mı düşünüyordunuz? Daha evet. Yani bir ülkeyi yönetecek profilin inançlı ya da herhangi bir dine mensup olması gerektiğine mi inanıyordunuz? Yok ama şöyle hani alnı secdeye değiyor, vicdan sahibidir, merhamet sahibidir diye düşünüyordum. Ama tamamıyla benim bu düşüncem alt üst oldu. Kesinlikle bu düşüncenin yanlış olduğunu anladım. Bence dinle gerçekten Atatürk çok iyi şey yapmış. Yani laikliği getirerek din ve devlet işlerini ayırmakta. Demek ki bu kadar tehlikeliymiş. İsabetli bir karar mıymış? Çok. Bence evet. Çok zekice alınmış, ileri görüşlü olduğunu ispat eden bir karar laikliği tesis etmesiymiş. Bunu bir dindar olarak söylüyorum. Peki bu çok zor şartlarda geçiniyoruz dediniz ya, ne zamandan beri böyle? Şu son iki dönem, Cumhurbaşkanlığından sonra yani gerçekten de iş çığırından çıktı bence. Şimdi artık şöyle düşünüyorum biliyor musunuz? Öncesinde de bence bunların kararları yoktu. Bunlar hani bir dibi yaşadık ya, o dipten nasıl çıkarızı buldular. Bunlar onun üstüne geldi. Şu an öyle düşünüyorum gerçekten. Bunlar onun ekmeğini yedi ama son iki dönem ne oldukları meydana çıktı. Şu anda da yani diyorum ki işte bunlar buymuş. Kesinlikle bana şimdi diyen camiye gittim, Kur'an okudum, namaz kıldım, uzak dur diyorum. Dinini kendin yaşa, evinde yaşa. Yani Allah'la senin arandadır. Bak bunu dindar biri olarak söylüyorum gerçekten. Bence artık dini siyasetten çeksinler. Suistimal edildiğini mi düşünüyorsunuz? Hem de nasıl. Yani bunu görmemek için yani tenzih ediyorum, yani kendimi şey yapmıyorum ama yani bunu görmemek için gerçekten aptal olmak gerekiyor. Peki şu an hala mesela siz de sıkça karşılaşıyorsunuzdur özellikle sosyal medyada. Ekonomimiz çok iyi. Avrupa'nın ilk 10 ekonomisinden bir tanesi haline geleceğiz. Almanya bizi kıskanıyor diyenler oluyor. Siz bunlara katılıyor musunuz ya da bu fikirler nasıl ortaya atılıyor sizce? Ya buna eğer inananlar varsa herhalde küçük bir kısım inanıyordur. Yani o da parmağını gözüne sokuyordur, gerçekleri görmek istemiyordur. Konuşmuş olmak için konuşuyordur ya da bir fanatik gibi, bir takım tutar gibi konuşuyordur, odur. Ama gerçekleri gören ortalama zekaya sahip insanlar kesinlikle bizim yani Arap ülkeleri, İran'dan. Bakın İran yani yıllardır abluka altında adeta yani adamlar şey yapamıyor ama adamların üniversitesi desem bilim üretiyor. Yani Türkiye niye böyle oluyor ya? ODTÜ diyelim ki çocuklar inançsız, diyelim ki değiller bence de olabilir de. Ama çocuklar bilim üretiyorsa siz bu konuda destek olun onlara. Neden böyle köstekliyorsunuz ki? Yani siz kimsiniz? Bunu diyorum artık. Kimsiniz yani? Sen benim adıma, Allah adına, Kur'an adına konuşamazsın. En son kişi sensin. Bence Kur'an'la hemhal olmuş insanlar bunların ne mal olduğunu çok iyi biliyor. Yani ilk başta ne bileyim hep duygusal davran, iyi olur, şöyle böyle adam yüzünü çıkarıyor, diyor ki eğer bundan fazla şeyim olursa diyor, o zaman bilin ki şöyle böyle diyor. Ben şimdi senin o yatlarına katlarına ne diyeyim yani? Ne diyeyim yani? Öyle değil mi? Kendime hiç üzülmüyorum, yeni nesile çok üzülüyorum. Yani bence Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye bu dibi hak etmiyor. Çarım ülkesindeyiz ya, güneşi var, suyu var, toprağı var, insanı var. Niye her şey bu kadar pahalı, ben bunu soruyorum. Şimdi bununla ilgili farklı argümanlar öne sürülüyor. Mesela belli bir kesim şey diyor, pandemiden dolayı böyle oldu diyor. Ya bırakın Allah aşkına, buna kim inanır ya? Vallahi kimse inanmaz ya. Pandemiden önceki ekonomiyi hatırlıyorsunuz, nasıldı? O zaman da kötüydü. O zaman da kötüydü ama pandemi etkiledi evet. Ama ne kadar etkiledi? Avrupa'yı niye bu kadar etkilemedi? Çünkü bizim çok ekonomimiz çok zayıflamıştı. Bu nedenle biraz etkilemiştir ama sonraki bence en büyük vurgunu liyakatsızlıkta yaptık.
liyakatsızlık olduğu sürece ülke dibe vurdu. Ama şimdi yeni kim olursa olsun, bakın gelecek kişi, ben ona bir şey demiyorum. Şu A ya da Z ya da B, yani inancı şeyin hiç sorgulamıyorum. Gelsin adaletle hükmetsin, bizim ülke çabuk toparlar. Adaleti tesis edecek kişi dinli olabilir, dinsiz olabilir. Peki şu anki siyasi arenada size güven veren bir profil var mı? Ben bu konuda yani insanlara değil, sisteme güvenmek istiyorum. Kanunları öyle yapalım ki hiç kimse çalmasın. O zaman denetim mekanizmalarıyla ilgili bir açıklık olduğunu düşünüyorsunuz. Çok. Yani sistemi, hele de şimdi, hele de bunların zamanında kanunları o kadar çok şey yaptılar ki, yonttular ki kendilerine göre, artık gelecek kişi bile hani insandır, beşerdir. Belki yine öyle yapabilir, böyle düşünüyorum. O yüzden öyle bir kurallar katılsın ki, öyle bir kanunlar yapılsın ki adamlar sakız bile çalamasın. Yani sürekli denetlensin. Aynen, sürekli denetlensin. Başkanlık sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence Türkiye'ye uymadı. Türkiye'ye uymadı. Bence en iyi sistem yine parlamenter, güçlendirilmiş bir parlamenter sistem. Onun da zaafları vardı, zayıflıkları. Bunlar giderildikten sonra bence Türkiye için en uygunu bu oldu. Gerçekten insanların böyle gezindiğine bakmayın, hepsinin içi kanı ağlıyor. En basit örneği ya, mesela şeyde, hastanelerde randevu alamıyorsun. Hani sağlığımız iyiydi, sağlık sektörü iyiydi, o bile dipte yani. Bence şu an Türkiye, yani öyle insanlar gelsin ki artık yani çalamasınlar ya, çalmayın kardeşim ya. Yani yiyorsunuz yiyorsunuz, nereye kadar yiyeceksiniz ya? Yeter, bu insanların, bu gençlere yazık değil mi? Ümitlerini tüketiyorsunuz. Biz toplum olarak neden bu bahsettiğiniz profilde dürüst insanları seçemiyoruz sizce? Duygusalız. Ve etnik kimliğe, şucu, bucu, şöyleci, bunlara çok önem veriyoruz. Bunları artık bir kenara bırakmamız gerekiyor. Öyle kanunlar konuşsun artık. Anayasa konuşsun. Güçlü bir anayasayla. Yani öyle olsun. Şu anki anayasanın açıkları olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Peki sizin analizleriniz doğrultusunda isim olarak güvenilebilir bir profil var mı? Mansur Yavaş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet. Nasıl görüyorsunuz Mansur Yavaş'ı? Ve yani objektif biri. Herkese eşit mesafede olduğunu görüyorum. Öyle düşünüyorum. Dürüst bir profil mi? Aynen, evet. Çalışkan biri. Adamlar çalışacak, çalışmayan da gidecek. Yani burada var ya, iki dönemden başka başkan seçilmemeli. Yani şey, bu parti başkanı olabilir, cumhurbaşkanı olabilir, belediye başkanı olabilir. İki dönemden fazlası böyle olur. Neden böyle düşünüyorsunuz? Çünkü artık burası bizim mantığı gidiyorlar herhalde. Sahiplenme duygusu mu oluyor? Aynen. Yani otoritem benim bundan sonra sarsılmaz kafasına mı giriyor insan? Evet. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum.